Gruplandırdığımız ve birbirine bağladığımız objelerin bağlantılarını kontrol edebilmemiz için arkadaşlar, Max'in araç çubuğunda bulunan Schematic View penceresini açmamız gerekiyor. Schematic View'ü açtığımız zaman, büyütelim bu pencereyi biraz. Bakın birçok objenin listelendiğini görüyoruz burada. Bakın çok fazla obje var. Gördüğünüz gibi. Bu Schematic View'de daha rahat bir listeleme yapabilmek için bu gruplar üzerinde bulunan objeleri silmek istiyorum öncelikle. Sadeleştirmek istiyorum. Bu yüzden yine grup ungroup diyerek daha önceden gruplandırmış olduğum ungroup grupları bozuyorum arkadaşlar bakın. Ungroup. Şimdi karşıdan bakalım. Obje sayısını azaltmak istiyorum. Bu tarafı silelim. Bu tarafı da silelim. Ve bu taraf silelim. Burada fazla obje olsun. Yan taraftan bakalım. Silelim buraları da. Bakın sahnede şimdi çok fazla bir obje yok. Şimdi gruplandırma yapalım. Bakın şurada şu anda ortografik görüntüye geçtim. Eğer tam karşıdan, yandan, yukarıdan bakıyorsanız perspektif yerine şöyle bir görüntüye geçersiniz. P'ye bastığınız zaman perspektife geçersiniz. Bazılarının hoşuna gidiyor bu görüntü ama benim pek hoşuma gitmeyen bir yöntemdir. Alttaki grubu gruplayalım. Okey. Burayı da gruplayalım. Okey. Ve bunları da gruplayalım. Okey. Üst tarafta gruplansın. Şu anda sahnede 4 tane grubum var. Bakın 1, 2, 3, 4 diye. Bu grubu Select link ile üstte, onun altındakini buna, bunu da buna. Bu şekilde arkadaşlar linkledim. Bakın şimdi en üstteki grubu seçtiğim zaman hepsi ona bağlı bir şekilde hareket eder. Alttaki şu anda bu ve bu kimse birbirine bağlı değil arkadaşlar. Peki bunu buna bağlarsam ne olur? Bakın. Hepsi buna bağlı olduğu için bu şekilde hareket ediyor. Peki ben bağlantılarını bozmak istiyorum. Farklı farklı bağlantı katmanları oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım ve bu bağlantıları nasıl kontrol edeceğim? Bunu işte arkadaşlar Schematic View'den yapacağım. Schematic View'ü açtım. Z'ye basarsanız Schematic View'de de yine sahnedeki objelere odaklanır olursunuz görüntüyü. Bakın şunlar şurada dursunlar. Şimdi grup 04. Bakın grup 04 burada. Grupların altında o gruba bağlı olan, yani gruplar bu şekilde görünür. Bakın seçtiğimiz zaman. O gruba bağlı olan objeler de görünüyor. Bakın şöyle. Ve bu gruplar hepsi arkadaşlar en üste bağlı. Bakın. Bu grup 04'e bağlı. Bu grup 04'te kendi içindeki sıfırları da şurada. Peki bunları kendi içinde seçip silemez miyim? Evet, silebilirim. Bakın böyle seçtiğim zaman grup 04 şeklinde bu şekilde hareket ediyor. Bu grubu ungroup yapacağım arkadaşlar öncelikle. Grup, ungroup. Bakın. Şimdi ise bu ikisini seçip artık grup değil. Sadece iki tane obje var. Veya da bunu seçelim. Delete deyip silebilirim. Bunları bakın arkadaşlar şu anda bu hareket ederse özgür. Bunlar ise gruplar ve kimseye bir bağlantıları yok. Buradaki Select and Link metodunu kullandığım gibi Schematic View'de de arkadaşlar şuradan bakın zincir connect metoduyla bakın en üstteki sıfıra hepsini birden bağlayabilirim. Bunu yaptığım zaman arkadaşlar bakın sıfırı seçtim ve sahnede hareket ettiriyorum. Hepsi ona bağlı bir şekilde hareket ediyor. Yalnız benim istediğim böyle bir şey değilse eğer örneğin grup 2'yi grup 1'e bağlamak istiyorsam bakın grup 2'nin linkini kırmak istiyorum. Unlink selected. Grup 2 özgür şu anda. Bakın
Grup 2 hangisi? Alttaki. Peki ben ne yapmak istiyorum? Grup 2'yi arkadaşlar grup 3'e bağlamak istiyorum. Bakın grup 2'yi geldim. Grup 3'e bağladım. Şimdi ise arkadaşlar grup 3'ü hareket ettirdiğimde bakın grup 2 ile birlikte hareket ediyor. Ve yine bunların hepsi üstteki safire bağlı. Grup 0-1'i de arkadaşlar linkini kıracağım. Ve grup 0-1'i de grup 0-2'ye bağlayacağım. Bakın alt alta önce 3 sonra 2 sonra 1. Bakın şimdi ne oluyor? Grup 1 tek başına. Kimse bağlı değil. En altı zaten. Grup 3 alttaki ve birbiriyle hareket ediyor. Grup 2 üstteki ve alttaki. Bakın. Birbiriyle hareket ediyor. Bu da grup 3. Grup 2 ile grup 3'ün katmanını değiştirirsem unlink grup 2 unlink. Bakın hepsini unlink yapalım. Burası neydi? Grup 2. Burası ne? Grup 3. Bakın üst üste getirelim şöyle. Daha iyi anlamak açısından. Alttaki de grup 1 zaten. Grup 3'ü öncelikle bağlıyorum. Grup 2'yi grup 3'e bağlıyorum. Grup 1'i de grup 2'ye bağlıyorum. Bakın şimdi. Üstteki hepsini hareket ettiriyor. Bir altındaki alttaki ikisini. Bir alttaki de en alttakini. Alttaki özgür. Bu şekilde şematik birden de arkadaşlar gruplandırmaları